Ben de galeriye bakmaya geldim. Eşya gelecek de bugün. Ama geldim isim gitmiş. Cevdet Bey amca. Uyuyamadınız galiba dün gece. Yok, uyudum. Çok iyi uyudum. Ama şu klasik müziği duyunca hemen uykum geliyor benim. Hadi ya. Ben de bizim gibi entelektüeller klasik müziği sever sanırdım. Bach olsun, Mozart olsun çok sevdiğim müzisyenlerdir. Kim olsun, kim olsun? Bach ve Mozart. Ben gençliğimden beri hiç sevemedim. Ne zaman dinlesem hemen uykum gelir. Cevdet Bey, hazır uykunuz gelmişken ben sizi hamama alayım. Sıcacık göbek taşında böyle yumuşacık uyursunuz. Ben o işkenceye bir daha katlanamam. Bir kere olur o iş. Niko, biraz bari sesini kızsın o. Niko, sana derim. Ay içim ezildi. Gıy 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 gıy, kapat şunu. En sevdiğim senfonimi ama. Öyle mi? Ha git evde dinle çocuğum. Bak sen muhtarsın. Git bir onda dinle. Ha, bana eziyet çektirmek zorundasın sen. Senin muhasebeni tutuyorum mama. Ben muhasebe yaparken senfoni kafamı açıyor. Ayrıca ruhumu yıkıyor. Fre, benim içimi karartıyor. Neden anlamıyorsun? İçimi karartıyor. Allah'ım yarabbim sabır. Lan oğlum, nereden geliyor bu ses ya böyle? Allah Allah, çıldıracağım ya. Bizim dükkan değil. He? Ben de nereden geliyor? Manavdan gelmez yani. İçim geçti lan. Kazım, oğlum sen ne manyak bir adamsın ya. Taktın hamama ya. Siftah yapamadım oğlum da. Bırak siftahmış. Neyin peşindesin lan? Ya siftah diyorum. Hayda. Marika Hanım'dan geliyormuş bu ses. Lan bu kadın klasik müzik seviyorsa... Ben bunu oyun havalarına, fasıllara götüremem. Yandık. Kolay gelsin hanımefendi. Ah hoş geldiniz. Sizi burada görmek nasıl güzel bir şey. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Cevdet Bey. Büroya geçiyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Öyle mi? Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Demek klasik müzik sizin dükkandan geliyordu. Demek ki benim gibi klasik müzik seven birisi daha varmış. Ne kadar çok ortak noktamız varmış da haberimiz yok. Ay Allah. Ay ne kadar memnun oldum klasik müzik sevmenize. Biliyor musunuz Cevdet Beyciğim? Benim kadar klasik müzik seven bir kadın yoktur bu dünyada. İnanır mısınız? Ben de çok severim klasik müziği. Bayılırım. Hep konserlere tek başıma gidiyorum. Acaba diyorum benimle beraber konsere gelecek bir arkadaşım yok mu? Yok inanın çevremde tek bir arkadaşım yok. Acaba diyorum sizi davet etsem gelir misiniz konsere? Ah ne demek? Ha, seve seve gelirim. O zaman bu akşam hazır olun sizi almaya geliyorum. Tamam gelirim. Zamanında geldiniz. Aman kimseleri görünmeden kaçalım. Hadi hadi geç. Marika Hanım, ne kadar şıksınız bu akşam böyle. Sizi böyle şık görmek insanı çok mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Klasik müzik konserine gidiyoruz. Kolay mı? Biliyor musunuz Cevdet Bey, sizi çok çok sıksınız. Ne diyorsunuz? Çok teşekkür ederim Marika Hanım. Yani çok özür dilerim Marika Hanım. Size kendimi nasıl affettireceğim bilemiyorum. Böyle çok güzel bir klasik müzik gecesinde... ...sizi konserin yarısında apar topar dışarı çıkarttırdığım için çok üzgünüm yani. Ah hiç üzülmeyin, hiç üzülmeyin. Olur böyle şeyler. Ama bir şey itiraf edeyim. Eğer biraz daha kalsaydım inanın ben de sizin gibi uyuyakalacak idim. Yani beni teselli etmek için böyle söylediğinizi biliyorum. Yani uyumamak için çok gayret sarf ettim ama elimde değil. Dalmışım işte. Çok özür dilerim. Yani sizin de keyfinizi kaçırdım. Rezil oldum. Ne rezil olması? Aşk olsun. Marika Hanım, gerçekten çok horladım mı?
Yani uyurken demek istiyorum. Bakın bu konuda hiç yalan söyleyemeyiz Zeynep. Evet çok bağırdınız. Hatta horladınız. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki müziğin en yüksek noktalarında bağırdınız ve horladınız. Hani pek kimse duymadı zannetmiyorum ama yakındakilerin dışında Hapide... Önümüzde bir beyefendi var idi. O da sizin gibi uyumuş idi belli ki. Siz böyle horlayınca yerinden böyle zıpkın gibi fırladı. Ne diyorsun? Madem siz bana yalan söyleyemiyorsunuz, ben de size yalan söylemeyeceğim Malika Hanım. Ben aslında hiç klasik müzik sevmem. Siz seviyorsunuz diye sizi konsere davet ettim. Ne diyorsunuz? Ben de bir şey itiraf edeyim. Ben de hiç sevmem. Nasıl olur peki? Dükkanda dinliyorsunuz ya. Ah be, Diko dinliyor. Bana eziyet çekmesi kalıyor. Yani birbirimizden habersiz eziyet çektik desenize. Ama olsun. Ben size kendimi affettireceğim. Sizi bambaşka bir yere götüreceğim. Çok beğeneceğinizi biliyorum. Ayrıca uyumayacağımı da garanti ederim. Öyle mi dersiniz? E gidelim o zaman. Tamam, hadi. Gidiyoruz.